onlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili bugün çok kritik bir adım atıldı. Terörist cenazesine katılan HDP'li iki milletvekili için soruşturma başlatıldı. Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşadığımız şu günlerde İstanbul için uyarı geldi. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT ana haberde. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Ve milyonların beklediği o gelişme bugün yaşandı. Bedelli askerlikle ilgili kritik bir açıklama yapıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan tarafından bedelli askerliğin kriteri hemen hemen belli oldu. Meclisin son onayı bekleniyor. Yaş 25, bedel ise ücret ise 15 bin lira olarak belirleniyor. Açıklamaya gelelim şimdi. Bülent Turan'ın işte bedelli askerlikle ilgili o açıklamaları. Bugün birkaç saat içerisinde kanunu meclisimize, dolayısıyla plan bütçeye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce plan bütçe komisyonu toplanacaktır. Bu görüşmeleri yapacaktır. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da genel kurulda görüşmeler nihayet erecektir. Biz şimdiye kadar AK Parti olarak hangi vaadimizi, hangi talebimizi, hangi gündemimizi ihmal ettik ki bunu ihmal edelim? Bunun takvimlenmesiyle ilgili bir sorunumuz vardı. Bunu diğer kanunlarla beraber çözüm imkanı bulduk. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın kampanyada söylemiş olduğu bedelli bir ihtiyaçtır söylemi yerine getirmek bizim için bir şereftir, bir talimattır. O yüzden ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik Türk toplumunda en hassas, en kıymetli kavramlardan bir tanesidir. Dolayısıyla askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizim için görevdi. Bu görevi yerine getiriyoruz. Ancak istiyoruz ki Türkiye'de profesyonel askerliğe geçiş için bu bir adım olsun. Zaman içerisinde Türkiye'de artık bedelli konuşan, bedel talep eden insanlar, yasalar vesaire değil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun. Çünkü bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Askerimizin yıllık talebi 300 binlerdi. Çok büyük bir yığılma var. Bu yığılmayı tabi caizse bu kanun teklifiyle eritip bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum ilgililer bir araya gelecektir. İlgili bakanlık konuda adımlarını atacaktır. Ve profesyonel orduya, askerliğe de geçişin bir imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiden gençlerimize bu konu hayırlı olması ümit ediyorum. Kulis bilgisi, kulis duyumu bunlara gerek yok. Biz AK Parti olarak açık, şeffaf insanlarız. Her gün eğer konuya ilişkin bir mesele varsa parti sözcüğümüz, grup başkan vekillerimiz, ilgililerimiz mutlaka sizi bilgilendiriyorlar. Konuya ilişkin de bugün yeni olan gelişmeyi sizlere paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Ve ücret konusunda efendim açıklarsanız çünkü çok büyük beklenti olacak sonuçta. Son durum. Değerli arkadaşlar, 25 yaş ve 15 bin TL öngörüsüyle beraber 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Tabii buna ilişkin çalışmalar takdir komisyonundur, genel kurulundur. Ama bize gelen teklifin şu anki genel tablosu bu. Yani bir askerlik yapılacak, temel bir askerlik eğitimi. Bir daha söylüyorum, şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan tabii ki komisyondur, genel kuruldur. Ancak şu an bizim vereceğimiz teklifte 15 bin TL bedel, 25 yaş sınırı ve 25 günde askerlik yapma şartı gerekiyor, öyle gözüküyor. Tekrar teşekkür ediyorum, hayırlı olsun hocam, sağ olun, var olun. AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi belli oldu. Bedelli askerlikten 25 yaşında olanlar faydalanabilecek. Bedelli askerlikte ücret ise 25 bin lira. Ayrıca 25 gün askerlik şartı da var. Peki bedelli askerlikten kaç doğumlular faydalanabilir? Bedelli askerlikte yaş hesaplaması nasıl oluyor? İşte bedelli askerlikle ilgili merak edilenler. Geçin. 24 Haziran seçimleri geride kaldı. Gözler bedelli askerlikte atılacak adımlara çevrildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, teklifi yaş 25, ücretin ise 15 şeklinde olduğunu açıkladı. Peki teklif bu şekilde yasalaşırsa bedelli de kaç doğumlular yararlanacak?
Bedelli askerlikte yaş hesaplama yıla göre yapılıyor. Daha önceki uygulamalara bakılırsa bedelli askerlikten 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar faydalanabilecek. Son rakamlara göre halen askerlik yoklamasına tabi askerlik çağı gelmiş olan 585.210, yoklama kaçağı 570.422, bakaya 56.947, firari 5.772 kişi bulunuyor. 2.930.279 kişi askerliğini öğrencilik dışında ertelemiş olan kişi sayısı. 1.885.438 kişi de öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda. Halen silah altında 360.869 er bulunuyor. 2019 yılında ise toplam silah altına alınacak er sayısı 345.933 olarak planlanıyor. Rakamlara bakıldığında askerlikle ilişkisi olan kişi sayısı toplam 5.448.858 kişi. Koş! Hadi devam et hadi! Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992'de uygulanan bedelli, 1999'da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18.433, 1992 yılında 35.111 ve 1999 yılında 72.290 kişi olmak üzere toplam 125.000 kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014'te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar 18.000 lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi. Düşürme. Tamam, evet. Bedelli askerlikle ilgili gelişmeler an ve an yaşanmaya devam ediyor. Sıcak gelişmeler var. Haberimizde 1 Ocak 1994 ve öncesi bedelli askerlikten yararlanacak demiştik. Ancak son gelişme şu şekilde: 31 Aralık 1993 ve öncesi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Ayrıca bedelli askerlik yapanlar 25 gün askerlik eğitimi alacaktı. Temel askerlik eğitimi alacaktı. O 25 günde 28 güne çıkarıldığı bilgisi son dakika gelişmesi olarak geldi. Yani yaklaşık 4 hafta askerlik yapacak bedelli askerlikten yararlananlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz mesajına yönelik eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Daha düne kadar kontrollü darbe diyordu dediler. 2-15 Temmuz var. 1 halkın 15 Temmuz'u, 2 sarayın 15 Temmuz'u" ifadelerini kullandı. Sayın Berberoğlu'nun içeride kaldığı her saat, her saat, her dakika bir hukuksuzluk örneğidir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından kamuya açık yapılan ilk parti grubundaki konuşmasına tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu anarak başladı, yargıya seslendi. Seçimler yapıldı ve Enis Berberoğlu İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Milletin iradesiyle seçildi. 399 gündür hapiste. Ve Yargıtay'da dosyasına bakılmıyor. Niçin bakılmıyor? Hangi gerekçeyle bakılmıyor? Anayasanın 83. maddesi açık. Geçici madde 20. maddesi açık. Derhal oturup karar almaları ve Enis Berberoğlu'nu serbest bırakmaları gerekiyor. Dokunulmazlık kazandı çünkü. Eğer diyorlarsa ki anayasanın 83. ve 20. maddesi açık değil, o zaman kanun yapıcının amacına bakılır. 15 Temmuz mesajıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, halkın ve sarayın 15 Temmuz'u ayrımı yaparak kontrollü darbe iddiasını yineledi. 2-15 Temmuz var. 2-15 Temmuz var. 1 halkın 15 Temmuz'u, 2 sarayın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'u halk direnme hakkını kullandı.
parlamento direnme hakkını kullandı. Başta CHP milletvekilleri olmak üzere bu parlamentoda bomba altında ve kurşun altında sabaha kadar görevlerini yaptılar. Direndiler darbeye karşı. Bu darbe girişimini püskürttüler. Gazi Meclisi'nin şanına uygun olarak mücadele ettiler. Gazi Meclisi'nin şanına uygun olarak mücadele ettiler. Bu 15 Temmuz halkın 15 Temmuz'udur. Dolayısıyla bu 15 Temmuz direnme hakkını kullanan halkın bir destanıdır. Milletvekiliyle vatandaşıyla beraber. Bizim destan dediğimiz budur. Bir de sarayın 15 Temmuz'u var. Sarayın 15 Temmuz'u ise halkın direnme hakkı sonucu elde ettiği hakkı kendi çıkarları için kullanan, sarayın çıkarları için kullanan ve sarayın 15 Temmuz'udur. Biz buna karşıyız. Niye kontrollü darbe dedik biz buna? Bilinen darbenin olacağı biliniyordu. Aksini söyleyen bir kişi yok. Erdoğan dahil. Aksini söyleyen bir kişi yok. Darbenin olacağı biliniyordu. Bir. İki. Önlenmedi darbe. Önlenmedi. Önlenebilirdi. Önlenmedi. Biliniyorsa, darbe geleceği biliniyorsa önlenmesi gerekiyor. Önlenmedi. Sonra sonuçlarından yararlanıldı. CHP lideri eleştirilerini Adil Öksüz üzerinden MİT'e de yöneltti. Adil Öksüz adını televizyonlarda ve pek çok yerde en yaygın şekilde ben dile getirdim. Parlamentoda dile getirdim. Kim bu Adil Öksüz? Kim bu Adil Öksüz? 15 Temmuz akşamı Adil Öksüz diğerleriyle beraber gözaltına alınır. Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğu 2008'den beri biliniyor. 8 yıl önceden beri biliniyor. Eğer Milli İstihbarat Teşkilatı ben Adil Öksüz'ün kim olduğunu bilmiyordum, o gece öğrendim diyorsa o teşkilatı hemen kapatmak lazım. Hemen. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajda seçimler sonucu oluşan yeni sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için meclis olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım 27. dönem Başkanlık Divanı heyetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım beraberindeki 27. dönem Başkanlık Divanı heyeti Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunay'la Aslanlı Yoldan yürüyerek Mozele'ye çıktı. Yıldırım'ın üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yazılı çeleğini Atatürk'ün Mozele'sine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mozele'ye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım ve beraberindeki heyet buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım, Anıtkabir özel defterine Büyük Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem başkanlık divanı heyeti olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkarmak üzere huzurunuzdayız. Yapılan seçimler sonucu oluşan yeni sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız. Başta etkin yasama ve denetleme konuları olmak üzere hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışacağız. Ruhun şad olsun diye yazdı. HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında terör örgütü PKK'nın Sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın Sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel Kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy mezarlığında cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlattı. Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler, jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın Sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel Kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti. Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama var. Terörle mücadele ile ilgili süren operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. İran kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İran kuzeyinde Hakurk ve Metina bölgelerindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında 31 Mayıs 2018'de 3 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu, toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Helsinki'de yaptıkları görüşmede Suriye'de insani yardım için ilk defa ortak çalışacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Well, I guess I'll answer the first part of the question. We've worked with... İki lider Suriye'de insani yardım için ilk defa ortak çalışacaklarını açıkladı. Diyaloğun hem Rusya hem ABD için iyi olduğunu belirten Başkan Trump, ilişkilerimiz daha önce hiç şimdiki kadar kötü olmamıştı ancak bu durum artık değişti. Dünyadaki sorunları çözmek istiyorsak ortak bir yol bulmalıyız dedi. Suriye'deki iç savaş hakkında konuşan Putin ise Suriye'de barış için ilk defa ortak çalışma kararı aldık açıklamasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü hatırlatan Putin, Suriye'ye insani yardım için artık ortak çalışacaklarını ifade ederek, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilere de yardım etmek için Avrupa Birliği ile ortak çalışmalar başlatacağız diye konuştu. IŞİD'in %90 ila %95'inin temizlendiğini açıklayan Trump, IŞİD'le mücadelede sona geldik, onları bölgeden tamamen silmek üzereyiz dedi. Basın mensuplarının Rusya'nın Kırım'ı işgali hakkında soru sorması üzerine söz alan Trump, bu konuda fikirlerinin değişmediğini ve Rusya'nın Kırım'ı işgal etmelerini tanımadıklarını söyledi. Bunun üzerine söz alan Vladimir Putin, Kırım konusunda ABD hala işgal ediyor ama öyle değil. Biz Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurallarına uyarak referandum gerçekleştirdik yorumunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği basın toplantısında Amerikan istihbaratının Rusya'nın Amerika'daki başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılandı. Well, I guess I'll answer the first part of the question. We've worked with Trump, Putin'le Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlediği ortak basın toplantısında Moskova'nın ABD başkanlık seçimlerine karışıp karışmadığına yönelik bir soruya Amerikan istihbaratını kastederek onlar Rusya'nın karıştığını söylüyorlar ancak Başkan Putin'le görüştüm. Bunun arkasında Rusya olmadığını söyledi. Rusya'nın olması için bir sebep görmüyorum şeklinde konuştu. And I think that when you İşte bu sözler ABD'de büyük tepki topladı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Kongre bu sözlere tepkili.
Ulusal İstihbarat Direktörü Dean Coats yaptığı yazılı açıklamada istihbarat kurumlarının rolünün başkan ve politika yapıcılarına mümkün olduğunca gerçekleri ve bilgiye dayalı değerlendirme sunmak olduğunu belirtti. Coats, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı, demokrasimizin altını oyma konusunda devam eden mütecaviz çabaları konusundaki değerlendirmelerimizde net olduk. Ulusal güvenliğimize yalın ve tarafsız istihbarat desteği sağlamaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bir açıklamada Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'dan geldi. Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı konusunda şüphe olmadığını kaydeden Ryan, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı bulgusu sadece ABD istihbaratının değil, aynı zamanda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin değerlendirmesi olduğunun altına çizdi. Ryan, başkan Rusya'nın müttefikimiz olmadığını takdir etmelidir. En temel değer ve ideallerimize düşman olan Rusya ile ABD arasında ahlaki bir denklik söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ryan ayrıca ABD'nin Amerikan seçimlerine karışması konusunda Rusya'ya hesap sorması gerektiğini savundu. Diğer taraftan Senato'da önemli isimlerden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain de Trump'ın Putin'le basın toplantısını bir Amerikan başkanının hafızalardaki en utanç verici performansı olarak niteledi. Eski CIA Başkanı John Brennan da Twitter hesabından Trump'a tepki gösterdi. Brennan paylaşımında Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiği performans yüksek suçlar ve kabahat eşiğine yükselmiş hatta geçmiştir. Bu ihanetten başka bir şey değil. Trump'ın yorumları sadece ahmakça değil aynı zamanda onun Putin'in cebinde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi vatanseverler neredesiniz ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Theresa May'den Rusya uyarısı geldi. May çıkarlarımızı ve değerlerimizi zayıflatma çabalarında ısrar ettiği sürece Rusya ile mücadeleye devam etmemiz gerekiyor dedi. But if I can explain how perhaps... İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenledikleri ortak basın toplantısı sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brüksel'de geçen hafta yapılan NATO zirvesine katıldığını anımsatan May, toplantıda Rusya ile bu ülkenin oluşturduğu tehditlerin ele alındığını söyledi. Başbakan, ülkenin batısındaki Salisbury kasabası ve yakınında yaşanan zehirleme olaylarına dikkati çekerek bunların küresel normlara ve yasalara yönelik Rusya'nın giderek büyüyen umursamazlığına örnek oluşturduğunu savundu. May, kimyasal zehirlenmelerin ayrıca Batı demokrasilerini baltalamak ve dünya çapındaki çıkarlarımıza zarar vermek için iyi hazırlanmış bir davranış modelinin bir başka örneğini teşkil ettiğini belirtti. Son yıllarda Rusya'nın İran'la silah satışını artırdığını, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımını perdelediğini ve ekonomik bakımdan zarar veren siber saldırılar düzenlendiğini ve yalan haberler yaydığını öne süren Theresa May, uzun vadeli hedeflerinin ise Rusya ile yapıcı bir ilişki olması yönünde devam ettiğini dile getirdi. Trump-Putin zirvesinin gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başbakan May, ancak geçen hafta Başkan Trump'la görüştüğümüz üzere bunu birlikte ve kuvvetli duruşumuzla yapmalıyız. Bu Rusya'nın davranışını değiştirmesi konusunda açık ve sarsılmaz olmak anlamına geliyor. Çıkarlarımızı ve değerlerimizi zayıflatma çabalarında ısrar ettiği sürece Rusya ile mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Biz de tam olarak bunu yapacağız diye konuştu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Patriot füze savunma sistemi satışı için pazarlık yürütüldüğünü duyurdu. Patriotların Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerine alternatif olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile Patriot görüşmesi yapıyor. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi askeri işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Tina Kaidanov'dan geldi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaidanov, İngiltere'de hava gösterisine katılan Amerikan heyetinin müttefikleriyle Amerikan savunma ticaretinin geliştirilmesi için görüşmeler yaptığını söyledi. Bakanlığın Türkiye ile de pazarlık yürüttüğünü belirtti ancak İngiltere'de Türk ve Amerikan heyetleri arasında bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair bilgi verilmedi. Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almak için Moskova ile anlaşmaya varması NATO'nun tepkisini çekmişti. Kaidanov, Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi almasından kaygı duyduklarını yineledi.
Suriye'de bir hava saldırısı daha gerçekleşti. O saldırıda 10 sivil daha hayatını kaybetti. Suriye'nin güneyindeki Kuneitre kentinde Rusya tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetti. Suriye'nin güneyindeki Kuneitre kentinde Rusya tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Aralarında evlerini terk etmek zorunda kalarak savaştan kaçan bir ailenin de bulunduğu 10 sivil hayatını kaybetti. Avrupa Birliği ile Japonya bugün dünyanın şimdiye kadarki en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzalamak üzere Tokyo'da bir araya geldi. Avrupa Birliği yetkilileri 650 milyon kişiyle dünya ticaretinin 1/3'ünü oluşturulması adına serbest ticaret alanı yaratması için düzenlenen anlaşmayı Tokyo'da imzaladı. Japonya Avrupa Birliği Ekonomik İşbirliği Anlaşması olarak geçen anlaşmanın içeriğinde pek çok üründe bulunan gümrük vergilerinin tamamen kaldırılması ve ticarette büyük kolaylık getirilmesi hedeflenen bir tüzük yer alıyor. Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önce Amerika politikasıyla ticaret yaptığı ülkeler arasında anlaşmaları birer birer yeniden düzenlediği bu günlerde Avrupa Birliği ile Japonya'nın böyle bir anlaşmayı imzalamasını zamanlama açısından oldukça dikkat çekici bir önem olarak yorumluyor. İngiltere Çevre Bakanı Gove, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda yürütülen Brexit seçim kampanyasında aşırı sağcı oyları almak için ortaya atılan Türkiye Avrupa Birliği üyesi olacak şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptıklarını itiraf etti. The Guardian haberine göre Brexit seçiminde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını güçlü bir şekilde savunan Gove'dan seçim kampanyasından 2 sene sonra önemli bir itiraf geldi. İngiliz bakan Brexit kampanyasında kullanılan korku kampanyasının yanlış olduğunu itiraf ederken bu konuda Türkiye'yi örnek gösterdi. Gove, seçim kampanyasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini söyleyerek göçmen karşıtı kesimlerin korkularına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu belirtti. İngiltere'de Brexit konusu seçimin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala gündemi meşgul ediyor. BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere'de Başbakan May'in Brexit olarak bilinen Avrupa Birliği'nden çıkış planına yönelik eleştiriler artarken Muhafazakar Parti'den eski Eğitim Bakanı Justin Gerning Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu. Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerinin devamına hükmedildi. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Teğmen Angelos Mitrodolis ile Asubay Çavuş Dimitros Kaustatsis Edirne F tipi cezaevinden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya tutuklu askerlerin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel de katıldı. Mitrodolis ve Kaustatsis savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek tahliyelerini talep etti. Hakimlik atılı suçun kanunda öngörülen cezanın üst sınırının 5 yıl oluşunda dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçüllük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adli kontrol hükümleriyle sağlanamayacağı değerlendirilerek soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı gerekçesiyle askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Edirne'de 1 Mart'ta 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bağlı Hudut Kartalları adlı sınır birliği ekipleri devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup Teğmen ve Asubay Çavuş rütbelerindeki iki askeri askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker savcılıktaki ifadelerin ardından askeri casusluğa teşebbüs ve askeri yasak bölgeye girmek suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
Hakimlik 2 Mart'ta Teğmen Angelos Mitrodilis ile Asubay Çavuş Dimitros Kavuklarsis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti. İki askerin ifadelerinde karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonundaki görüntüleri üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti. Hakkari merkezli düzenlenen beyaz önlük operasyonu sonucunda hastanede çalışan kamu personelleriyle sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığının ve sahte raporlarla kamunun zarara uğratıldığının öğrenilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takibin sonucu 13 Temmuz günü Hakkari merkezde olmak üzere Hakkari Merkez, Yüksekova, Şemdinli ilçeleriyle Van ilinde eş zamanlı beyaz önlük operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda hastanede çalışan kamu personelleriyle sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Kamuda çalışan şüpheli şahısların sahte sağlık kurulu raporları karşılığında para alarak menfaat sağladıkları, sahte sağlık kurulu raporu olan şüpheli şahısların ise bu raporlarla engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmetleri, araç alımında ÖTV ve MTV indirimi gibi kalemlerden faydalandığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden 39 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında bir tekstil firmasının yönetim kurulu üyesi de yakalandı ve gözaltı sayısı 187'ye yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda hakkında arama kararı bulunan bir tekstil firmasının yönetim kurulu üyesi de gözaltına alındı. Biraz daha açalım. Arkadaşlar. Gözaltına alınanlar listesinde örgütün bir numaralı ismi Tülay Kumaşçı da yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğini yaptığı tekstil firmasının MASAK raporu sonrası el konulan şirketlerden biri olduğu öğrenildi. Bu arada Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan aramada nü resimler, altın kaplamalı vazo ve tepsi gibi bazı eşyalar, ruhsatsız bir tabanca ve dizüstü bilgisayarlara el konuldu. Beyler açalım. Hakkınızdaki suçlamalar. Öte yandan aralarında Adnan Oktar, Oktay Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu 105'i kadın, 187 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken diğer 48 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. İstanbul'da Gülhane Parkı'ndaki bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucu İki kişinin öldüğü olayla ilgili açılan davada kararını açıklayan mahkeme sanığa 5 yıl hapis cezası verdi. Sanığa verilen hapis cezası 36.500 lira para cezasına çevrildi. Bilen duruşmaya müşteki Rabia Yozgan'la tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ahmet Necip Sever'e taksirle öldürme suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Sanık Ahmet Necip Sever'e taksirle birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan önce 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak bu cezayı 5 yıla indirdi.
Sanığın yaşı, şahsi, sosyal ve ekonomik durumuyla yargılama sürecindeki pişmanlığını da dikkate alan mahkeme heyeti, verilen hapis cezasını 36.500 lira adli para cezasına çevirdi. Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016 günü meydana gelen 2 yıl 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 8. günde de sürdürülüyor. Küçük kıza ait henüz bir ize rastlanmadı. Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor. Yeni Su köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti. Çalışmalar kapsamında jandarma arama kurtarma ekipleri ormanlık alanda yoğunlaşırken diğer ekipler de Mavi ve Abrek isimli arama köpekleriyle köye yakın yerleri taradı. Köylülerin de desteğiyle AFAD ve jandarma ekiplerinin arazide yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Öte yandan küçük kızın aile fertleriyle yakınlarının da ifadelerinin alındığı kayıp Evrim'in evinde, çadırlarda ve köydeki metruk binalarda aramaların yapıldığı soruşturma çok yönlü devam ediyor. İstanbul Maltepe'de benzin istasyonunda bekleyen Uber şoförüne taksiyle gelen 3 kişi yumruklarla saldırdı. Uber sürücüsü benzin istasyonundan manevra yaparak çıkarken saldırganlar aracın peşinden koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün gece saatlerinde Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre aracıyla benzin istasyonunda bekleyen Uber sürücüsü taksiyle gelen 3 kişinin saldırısına uğradı. Uber sürücüsüne yumruklarla saldıran şahıslar manevra yaparak istasyondan çıkan sürücünün arkasından koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Uber sürücüsü benzinlikte beklerken taksiyle gelen 3 kişi araçtan inerek Uber sürücüsüne yumruk atıyor. Uber sürücüsü manevra yaparak istasyondan çıkıyor. Saldırganlar araca tekme atarak sürücünün ardından koşuyor. Sanayi üretimi Mayıs'ta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %6.4 arttı. Bir önceki aya göre %1.6 azaldı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %6.4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12, imalat sanayi sektörü endeksi %6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise %1,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2018 yılın Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,1 azaldı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası dün gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam yapıldığını, ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını açıkladı. Benzine son zam yine ÖTV ile karşılandı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası benzine dün gece yarısından itibaren 12 kuruş zam yapıldığını, ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını söyledi. Mayıs ayında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla benzin, motorin, otogaz ve benzeri akaryakıt ürünlerinde döviz kuruna bağlı yaşanan artış, üründeki ÖTV miktarıyla aynı oranda azaltılarak etikete yansıtılmıyordu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet etkinliği kapsamında öğrencilere 300 adet bisiklet dağıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 300 adet bisiklet dağıttı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, farklı bakış açılarının bir topluma zenginlik kattığını belirterek, "Biz herhangi bir şehir ve ülke değiliz, bu yüzden bizim iddialarımız var," dedi. Dünyayı incelediğiniz zaman, Avrupa'ya baktığınız zaman ben Hollanda'ya gittiğimde en büyük sorunun bisiklet değil, bisiklet kullanma değil, bisiklet otoparkı üzerine projeler üretildiğini gördüm. O kadar çok bisiklet kullanılıyor ki. Artık bisiklet otoparkı bizim bugün aynen otomobillerde olduğu gibi yeni projeler üretmeyi, yeni alanlar üretmeyi ihtiyaç haline getiriyor. 50 kilometrelik bisiklet yolunu açıyoruz. Hayalim şu, görünür olmak. Bisiklet yollarında her yerde gençler bisikletleriyle gezsin istiyorum. Bisiklet yolu yapmak elbette önemli ama asıl olan şey sizin zihinsel dönüşümünüz, yaşam planlamanız. Sabahleyin kalktığınız zaman hangi ulaşım aracıyla nereye gideceğim sorusuna bisikletin de çok ciddi alternatif olmasını sağlamamız lazım. Ben caddelere dolaşırken giderken bisiklet yolunu çok daha fazla kullanan gençleri görmek istiyorum dedim. Gençlik Meclisi Başkanımızla ve Genel Sekreterimizle bunu konuştuğumuz zaman bunu da bir kampanyaya çevirelim. Bize gelen, bize güvenen, bizim meclisimize katkıda bulunan Gençlik Meclisimizi tatilde ödüllendirelim. Onlara bu küçük dokunuşlarla bu güzel hedefimize ulaşalım istedik. Bu kampanya bu bakış açısının bir sonucudur. Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri verildi. Şanlıurfa'da sıcaklıklar tam 62 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzlara akın etti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sıcaklıklar 62 dereceye ulaştı. Başını suya koysun, bir defa çıksın, hazır. Sıcaktan bunalan gençler ilçede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait ücretsiz yarı olimpik yüzme havuzuna akın ediyor. Daha çok genç ve çocukların rağbet gösterdikleri yüzme havuzlarında gençler bir saatlik seanslarda gönüllerince eğlenip serinliyor. Ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde bir yüzme kursuna gidiyorum. Kimse bana yüzme kursu öğretemedi bu aralar. O yüzden ben burayı tercih ettim ve burada yüzüyorum. Mesela hocalar bize yüzmeyi nasıl olduğunu ve nasıl ayak çırpılığını öğretiyorlar. Dışarı çok sıcak. Bir de çok can sıkılıyor. O yüzden ben yüzmeyi tercih ediyorum. Yüzme çok eğlenceli. Biz buraya yüzme öğrenmeye geldik. Dışarıda hava 60-61 derece. Çok da sıcaktı. Bize geldik yüzmeye. Havuzun içi çok güzel. Serinliyoruz. Gelmişken yüzmeyi de öğretiyor öğretmenlerimiz. Taşlarımın hepsi barajlara, köprülerin altına falan gidiyorlar. Çok tehlikeli. İlçede bunaltan sıcaklıklardan bir saatte olsa kurtulmanın keyfini çıkarıyorlar. Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyoruz ancak meteorolojiden de yarın için bir uyarı geldi. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada son değerlendirmelere göre yarın İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi. Şimdi spordaki gelişmelerle devam edelim. Beşiktaş UEFA'dan ceza alma ihtimali nedeniyle bu sezon Avrupa deplasmanlarındaki maçlara taraftarını götürmeme kararı aldı. Beşiktaş geçtiğimiz sezonda deplasmandaki Avrupa maçlarına taraftarını götürmemişti.
Beşiktaş Kulübü UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşın Avrupa Ligi'nde deplasmanda yapacağı maçlara taraftar götürmeme kararı aldı. Konuyla ilgili olarak Siyah Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada tüm camiamızla birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir. Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımız yine takımımızla tek bir vücut olacağından eminiz. UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemli rica ederiz. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız ifadelerine yer verildi. Siyah Beyazlı Kulüp geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı maçlara da taraftar götürmemişti. Beşiktaş'ta beklenilen performansı veremeyen Hırvat stoper Mitrović, Belçika takımı kulüp Brugge 4 milyon euro bonservis bedeliyle satıldı. Beşiktaş satış listesine koyduğu Hırvat stoper Mitrović'i Belçika takımlarından kulüp Brugge sattı. Belçika ekibiyle bir süredir gerçekleştirilen görüşmeler sonuçlandı. İki kulüp 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Beşiktaş Hırvat stoperi 2017 Ocak ayında 4.2 milyon avro karşılığında Hırvatistan'ın Rijeka takımından transfer etmişti. Beşiktaş'ta şansı bulamayan Mitrović geçen yılın ikinci yarısında kulüp Brugge kiralanmıştı. Mitrović bir yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 22 maça çıktı. Galatasaray'ın son çalışmasındaki çift kale maçta yeni transfer Henry Onyekuru 6 gole imza atarken Fatih Terim tartışılan bir pozisyon içinse VAR uygulamasına başvurdu. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor. Montreux kentinde dün başlayan ve 6 gün sürecek hazırlık kampında sarı kırmızılı takım günün ilk idmanını yaptı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. Çift kale maçında Gomis'in penaltı itirazına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim video hakem uygulamasını işaret ederek müdahale etti ve penaltı noktasını gösterdi. Sarı kırmızılı takım basına kapalı yapacağı antrenmanla günü tamamlamış olacak. Galatasaray kampta yarın Hollanda'nın PSV Eindhoven 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya'nın Valencia ekibiyle hazırlık maçı oynayacak. İki karşılaşmaya da taraftarlar alınacak. Real Madrid'deki 9 yıllık kariyerini sonlandıran Cristiano Ronaldo kendisini İtalyan devi Juventus'a bağlayan sözleşmeyi imza attı. Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Torino'daki Allianz Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Ronaldo, "Bu kulüpte iz bırakmak istiyorum. Herkes UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ama biz tüm kupalar için mücadele edeceğiz. Juventus'un kazanması için elimden geleni yapacağım." dedi. Real Madrid'den ayrıldığı için üzgün olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kariyerim için yeni bir sayfa açıyorum. Kariyerimin bu aşamasında böyle müthiş bir kulübe gelebilmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı. 2009 yılında transfer olduğu Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo, Eflatun Beyazlı ekipte 438 maçta 451 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti. FIFA Altın Top ödülünü 5 kez kazanan 33 yaşındaki Ronaldo, 4 yıl boyunca Juventus forması giyecek. Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle ana haber bültenimizde karşınızda olduk. KRT WhatsApp ihbar hattımız 0545 357 42 13. Sesinizi duyurmak istediğiniz her konuda bizlere yazabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.